Ateist olmak suç değil. İstediğin ateist olabilirsin. Fikrini yazıyorsun. Nezaketini yazmışsın. Ne var yani? Tabii ki söyleyeceksin. Dürüstçe söylüyorsun. Münafıklık yapmıyorsun ki. İman etmediğin halde iman ediyorum diye Müslüman arasına girip kandırmıyorsun Müslümanları. Arkadaş diyorsun. Ben haşa iman etmiyorum diyorsun. Dürüstsün. Samimisin. Allah sana iman vermemiş. Suçlu ki bu. Yani suç da yani tabii Allah katında. Ama yani insanlar içi arasında bir suç değil bu. Allah'la senin aranda. Programımızı izliyorum. Efendim bir sorun var diyor. Dünyada din insanları yönlendirmenin en iyi yoludur. Bunun da tarihte her zaman gördük. Peki neden birileri birilerinin dinini yok ederek bir şeyler kazanabilir? Ve sürekli sanki evrimcileri komünistmiş gibi göstermeye çabanız nedir? Siz daha çıkan herkesin evrimden haberdar mı sanıyorsunuz? Bunlar neden yapıyorsunuz? İnsanlara sanki evrime inananlar artık ne demekse bilime inanmak diye bir şey ilk kez sizden duyuyorum. Sanki kötü insanlarmış gibi göstermeyi bırakın. Eğer soracaksınız bile hiç sanmıyorum. İsmimi söylemeyin lütfen. Sorusunu size vermeyeceğimi zannediyordu. Eğer soracaksanız bile ki hiç sanmıyorum. Ah Emre sen abinin ne delikanlı olduğunu bilmiyorsun ya. Yani alemde ne delikanlılar var. İsmimi söylemeyin. Yok ismini niye söyleyeyim? Ya dinler savaşması yani Müslümanlığın emri değil ki o. Yanlış uygulamalar. Onlar Kur'an'ı bağlayan bir hüküm değildir. Tevrat'ı da yanlış uygulayıp Museviler kan dökmüştür. İncil'i yanlış uygulayıp Haçlı seferleri yapıp kan dökmüşlerdir. İncil hep sevgiden, merhametten, affedicilikten bahsediyor. Nerede adam doğrama var İncil'de? Ama Haçlı seferlerine milyonlarca insanı şehit etmişlerdir, katletmişlerdir Hristiyanlar. Evet. O Hristiyanların kendi hataları, İncil'in hatası değil, dinin hatası değil. Dini uygulayanların yanlışlığı bu. Onun için Mehdi'yi bekliyor insanlar. Onun için Mehdi zuhur etti. Kur'an'da da öyle. Katliamlar, doğramalar, adam kesmeler, nefretler yoktur. Bağnazların uygulaması o tarz oluyor. Kur'an'ın suçu değil bu haşa. Bağnazın suçudur. Onu karıştırmaman lazım. Evrimcileri komünist. Faşistler de evrimci. Vahşi kapitalizm de evrimci. Satanistler de evrimci. Komünistler de evrimci. Baas rejimi de evrimci. İran rejimi de evrimci. Yani evrimci olmayan nerede adam var? Çok nadirdir. Bütün devletler evrime teslim olmuş durumda zaten. Evrim mecburen okutuluyor. Türkiye'de de mecburen okutuluyor. Ama evrimci düşünce adı üstünde zıtların mücadelesini anlatıyor. Zıtlıkların mücadelesini. Komünizm neyi anlatıyor? Zıtlıkların mücadelesini anlatıyor. Ne diyorsunuz? Değil mi? Maddenin yapısında çelişki vardır diyorsunuz. Toplumlarda çelişki vardır. Tez, antitez vardır. Tezle antitez çatışır. Bak çatışır. Sürekli olan bir çatışma vardır. Ve bunun sonucunda sentez oluşur. Sentez yine kendi içerisinde tez ve antitezini oluşturur. Yine çatışma olur diyorsunuz. Bunu ben demiyorum ki komünistler diyor. Ve sizler diyorsunuz. Yani sanki benim fikrimmiş gibi anlatırsan olmaz. Kendi söylediğini sana söylüyorum. Bu ne demektir sürekli çatışma? Ki bunu Marksist Anadolu'da bazı gençler çareşki din söylerler. Maddenin kendi içinde çareşki var diyor. Peki bunun böyle diyorsa adam işte çatışıyor o zaman. İşte süreç müreç falan hikayeler buradan geçiyor. Bir evrim süreci var diyorlar. Olayların kendi içinde bir akış süreci var. Süreç içinde de sürekli çatışma vardır diyorlar. Kuvvetli olan zayıfı ezer diyor. İslam'da da nasıldır biliyor musunuz? Haklı olan güçlüdür. Evrimci düşünce nasıldır? Güçlü olan haklıdır. Evet. Bakın iki zıt düşünce. Tabii ki çelişki var arada şimdi. Biz Müslüman olarak neyi düşünüyoruz? Haklı olan güçlüdür diyor. Evet. Mesela 3 tane fakir insan var, 100 bin tane çıkarcı adam var.
3 fakiri korur İslam. 100.000 çıkarcıyı korumaz. Ama modern politikalarda, modern siyasette öyle bir konu yok. Devlette politikayı açıklarken ne diyorlar? Milletimizin menfaatlerini göz önünde bulundurarak, devletimizin menfaatlerini göz önünde bulundurarak konuya başlıyor. İftiharla söylüyor. Nerenin menfaati ya? Nerenin menfaati? Hakkı savunmak için ortaya çıkılır. Şefkat, merhamet, sevgi için çıkılır. Menfaat için çıkılır mı ya? Menfaat için çıkarsa ne olursun? Egoistik bencillik nedir? Allah sevgisin. Emre kardeş, sen cansın. Yani ateist olabilirsin ama ben sana saygı duyuyorum. Şefkat da duyuyorum. Yani ben sana karşı öyle bir muhalifim falan. Arkadaşlarımızın da olmaz. Yani bir de dürüstsün, samimisin. Niye rahatsız olalım? İstediğin gibi konuşursun da. Ama anlattıklarım doğru. Eğer yanlışsa söyle, yanlış de. Daha detaylı, daha teknik, daha bilimsel anlatayım. Bilime inanmak diye bir şey ilk kez sana. Ya bilime inanmak ne demek? Şimdi yer çekimi kanunu var. Bu bilimdir. Paleontoloji var. Bilim. Nasıl inanmayacaksın? Değil mi? Yani delil. Paleontolojik delil. Bakıyoruz. 30 milyon sene, 60 milyon sene geçmiş. Fosil. Hiç değişime uğramamış. Canlısıyla aynı. Bu bilim değil mi? Bilime inanmak değil mi? Yani bunda şaşacak bir şey yok. Evet. İnşallah. İnşallah. Ateist arkadaşlar, gönüller çok rahat olabilir. Ben onların hepsine çok şefkat diyorum. Yazışabiliriz, konuşabiliriz. İsmimi gizli tutuyorsa tutarım da ismi ama kimse de yamuk yapamaz size. Öyle bir şey olmaz. Fikir özgürlüğü var. Siz fikrini söyleyeceksiniz ki bilgi netleşsin, düşünce netleşsin. Allah ayette ateistler olduğunu da söylüyor, müşriklerin olduğunu söylüyor. Değil mi? Ehli kitap da var, mecusiler var. Her fikirde insan olabilir. Bu imtihan dünyası. Bugün sen ateist olursun, yarın evliya olursun. Evliya bildiğin adamda bakarsın ateist olur yarın bir gün. Allah esirgesin. Yani son nefes önemlidir. Onun için gönlün rahat olsun. Öbür ateist arkadaşlar, satanist gençlerin de gönlü rahat olsun. Bağlantı olabiliriz, konuşuruz, dost oluruz. Komünist arkadaşlar da, yani ben onları dost biliyorum, kardeş biliyorum. Öyle bir onlara karşı bir muhalifliğim yok.